Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, RGS Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin'in toplu iş sözleşmesindeki sözlerine tepki gösterdi. Narin, Ertekin'in siyasete girmemesi gerektiğine değinerek, organize sanayi bölgemizi topyekün olarak siyasetten kurtarmamız lazım dedi. Kayseri'de biliyorsunuz son zamanlarda OSB'de bir firmayla milletvekillerimizin arasında bir gerginlik var. Bu bizim Kayserimize yakışmıyor. Bizim Kayserimizde böyle üretim yapan bir firmanın CEO'suyla milletvekillerinin karşı karşıya gelmesi çok doğru bir olay değil. Organize sanayi bölgemizi topyekün olarak siyasetten kurtarmamız lazım. Üretim üstüne dönüştürmemiz lazım. Siyaset amacı yapmamamız lazım. Orada siyaset yapmamamız lazım. Ve oradaki başkana destek verip topluca üretime, istihdama nasıl katkı sağlarız? Kayseri siyasi olarak bütün siyasileri kaplayacak şekilde oturup bunu konuşmamız lazım. Oncusu, şuncusu, buncusu yoktur. Burası Kayseri'dir. Kayseri'de milletvekilleriyle, il başkanlarıyla, işte o bahsettiğimiz kişi CEO beyefendiyle hep beraber oturulup istihdam üzerine ne konuşulursa onu konuşulur. Tek bir taraf üzerinde durmak veyahut da tek bir yöne evrilmek bu Kayseri için ve mobilya sektöründeki hizmet veren Kayserimiz için çok büyük bir zarar verir. Beyefendi hizmet ediyor Kayseri'ye. Hizmetlerinden dolayı biz de her zaman için teşekkür ediyoruz. Ama siyasete girmemesini buradan tavsiye ediyoruz. Çünkü biz siyasiler olarak gereken cevapları veririz siyasilere, milletvekili de olsa. Kayseri'nin imajı konusunda hiç zedelenmesine, kimsenin zedelenmesine müsaade etmeyiz. Bunu bilsin. Biz her zaman için organizemizin ve üretimimizin arkasındayız. Kendilerini buradan saygı sevgiyle selamlıyorum. Siyasilerimize selamlıyorum. Kayseri'de bütün olmayı, bir olmayı başarmamız lazım. Hep birlikte Kayseri'yi ayağa kaldırmamız lazım. Sen şucusun, sen busun, sen şöylesin, sen böylesin demememiz lazım. Birbirimize hakaret dilinden artık vazgeçip insan dilini kullanmamız lazım. Ve bu şehirde insan gibi yaşamamız lazım. Halkımızı da bu konularla yormadan gerçek gündemlerle, ekonomik gündemlerle meşgul etmemiz lazım. Bunlara çözüm aramamız lazım. Kayseri'nin mobilyasını, Kayseri'nin sanayisini, Kayseri'nin insanının yaşamını düzeltmemiz lazım. Biz bunlara odaklanmamız lazım.